Bir ampulün telinin iki ucu arasındaki potansiyel fark 100 volt olduğunda telden geçen akımın 2 amper olduğu gözlemlenmiştir. Buna göre teldeki direnci bulunuz. Yani R harfiyle gösterdiğimiz telin direncini hesaplamamız isteniyor. Ayrıca soruda bize telin iki ucu arasındaki potansiyel farkın 100 volt olduğu verilmiş. İlk olarak soruda verilenleri çizelim. Telimiz bu olsun. Soruda bize ampulün telinin iki ucu arasındaki potansiyel farkın 100 volt olduğu verilmiş. Yani bu iki uç arasındaki potansiyel fark 100 volt. Volt'u 100V şeklinde yazalım. Telden geçen akımın da 2 amper olduğunu biliyoruz. Yani bu telden bir akım geçiyor. Bu akım da 2 amper. Böylece I değeri de 2 amper olur. Verilen bilgilere göre telin direncinin ne kadar olduğunu bulmamız gerekiyor. O zaman gerilim, akım ve direnç arasında bir bağlantı kurmamız lazım. Bu bağlantı da Ohm yasası olarak adlandırılır. Ohm yasasına göre V değeri I çarpı R değerine eşittir. Değerleri yerine yazarsak R değerinin kaç olduğunu bulabiliriz. Videoyu durdurarak bunu kendiniz bulmayı da deneyebilirsiniz. Hadi sayıları yerine yazalım. Gerilimin 100 volt olduğunu biliyoruz. Yani burası 100 volt olur. Bu değerde eşittir akım yani 2 amper çarpı henüz bilmediğimiz direnç. Buradan da direnci hesaplayabiliriz. Önce her iki tarafı da 2 ampere bölelim. Bu taraftaki 2 amperler birbirine götürür ve sonuç olarak R değerinin 100 volt bölü 2 ampere eşit olduğunu buluruz. 100 bölü 2, 50 eder. Buradan da direncin 50 volt bölü amper olduğunu söyleyebiliriz. Volt bölü amper de genellikle... 10 birimiyle ifade edilir. Yani direnç 50 ohm diyoruz. Böylece sonucu bulmuş olduk. Telin direnci 50 ohm'a eşitmiş. Şimdi de başka bir örneğe bakalım. 6 amperlik bir akım bir ütünün ısıtıcı rezistansının telinden geçiyor. Telin direnci 30 ohm olduğuna göre telin iki ucu arasındaki potansiyel farkı bulmuş. Bu noktada videoyu durdurarak soruyu kendi başınıza çözmenizi tavsiye ederim. İlk olarak soruda ne istendiğini, nelerin verildiğini yazarak soruyu çözmeyi deneyebilirsiniz. Videoyu durdurun ve soruyu kendiniz çözmeyi deneyin. Şimdi hep birlikte soruyu çözelim. Soruda telin iki ucu arasındaki potansiyel farkı bulmamız istenmiş. Yani potansiyel fark olan V değerini bulmamız lazım. Soruda verilenlere bakalım. Telden geçen akımın 6 amper olduğunu biliyoruz. Bunun ütü rezistansının teli olduğunu varsayalım. Buraya direnç şeklinde çizdim. Evet. Buradan geçen akım 6 amper. Ayrıca direncin 30 ohm olduğu verilmiş. Burası 30 ohm. Yani I değerinin 6 amper, R değerinin de 30 ohm olduğunu biliyoruz. Önceki soruda olduğu gibi V, I ve R değerleri arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Tabii ki bu soruda da Ohm yasasından yararlanacağız. Az önceki örnekte ohm yasasına göre V değerinin I çarpı R değerine eşit olduğunu söylemiştik. Değerleri yerine yazarak sonuca ulaşabiliriz. Henüz çözmediyseniz videoyu durdurarak soruyu kendiniz çözmeyi deneyebilirsiniz. V değeri I yani 6 amper çarpı R yani 30 ohm'a eşit. Yani V değeri 6 çarpı 30'dan 180 çıkar. Biriminin amper ohm olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu birime bakarsak aslında volt'u ifade ettiğini görebiliriz. Bildiğiniz gibi volt potansiyel farkı gösteren ölçü birimi. Bunun volt olmasının sebebi de aslında ohm biriminin volt bölü amper şeklinde gösterilmesi. Önceki soruda bundan bahsetmiştik. Buradaki amperler birbirini götürür ve elimizde volt birimi kalır. Birimler üzerinde çok fazla kafa yormamıza gerek yok. Sadece akımın her zaman amper cinsinden, gerilimin her zaman volt cinsinden, direncin de her zaman ohm cinsinden ifade edildiğini bilmemiz yeterli. Böylece gerilim, akım ve dirençten herhangi ikisinin verildiği ve üçüncü bilinmeyen değeri bulmamız istendiği sorularda her zaman Ohm yasasından yararlanabiliriz.